Kafirin suresine gelmiştik. Kısa surelerin tefsirini öğrenmeye çalışıyorduk. Kafirin suresi kuvvetli görüşe göre Mekke döneminde nazil olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet tebliğ vazifesiyle mükellef olunca insanları Allah-u Teala'nın dinine teşvik ediyor, davet ediyor. Tabi bu iş kolay iş değil. Belli bir düzen kurulmuş, cahiliye düzeni denilen, bu çoğunun işine gelmiyor. Yeni gelen din birçok insanı rahatsız ediyor. Özellikle böyle yönetim konumunda olan insanlar, böyle ağalar, beyler, bunlar rahatsız oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar. Onu güya ikna etmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir bölük insan, bunların başta Velid ibn-i Mughire, As ibn-i Vail, Esved ibn-i Muttalib, Ümeyye ibn-i Halef gibi kişiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki sen bir miktar bizim ibadet ettiğimize ibadet et, bir miktar da biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim, deneyelim. Sen bizim taptıklarımızda belki bir fayda görürsün ve istifade etmiş olursun. Belki biz senin taptığında bir fayda buluruz, istifade etmiş oluruz diye böyle bir teklifte bulunuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi Kur'an'a bağlı Allah-u Teala'nın vahyine o esnada kul ya eyyuhel kafirun diye başlayan Kafirun suresi nazil olmuş oluyor. Şimdi tefsir-i kebirde 43 tane mana söylüyor. Kul üzerinde. Niçin Allah-u Teala kul demiş? Kulde ne incelikler var, ne nükteler var falan diye. Tabii çok uzun. Bir kul kelimesinde 43 tane incelikler anlatıyor. Esas olan şudur. Aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları, şu söyleyeceğim sözleri ben kendim söylemiyorum. Allah-u Teala'nın emrini size yansıtıyorum, ulaştırıyorum. Anlamı içeriyor. Kul de ki ya eyyühe kâfir. Niçin? Çünkü söylenecek, kulun arkasında söylenecek ağır bir söz geliyor. De ki ey kafirler. Yani bir insana söylenebilecek en kötü sıfat, kafir sıfatı. Ey kafirler. Tabii Mekke müşrikleri bile kendilerine kafir denilmesinden aslında hoşlanmıyorlar. Mekke müşrikler de hoşlanmıyor. Böyle ağır bir söz. Aslında bazı rivayetlerde Zümer suresinde Eyyuhel cahilun diye hitap eden bir ayet var. Allah'ın dışında bir şeye mi ibadet edeceğim? Ey cahiller! Orada cahilun kelimesi kullanırken burada kafirun kelimesi kullanılıyor. Bu daha ağır bir ifade. Cahillik bazı bir insan alimliğin zıttıdır. Yani bilgisizlik manasında her insanın cahil olduğu bir yön vardır. Yani cahillik o kadar reddedilecek bir şey değil ama kafirliği hiç kimse kabul etmez. Yani buradaki o Zümer suresinde cahilun, burada kafirun söylenmesi karşılığında burasındaki ifade daha ağır olduğu için bunu ben kendi kafamdan kendim söylüyorum zannetmeyin. Kul diye Allah-u Teala bana emrediyor da ben o emri yerine getiriyorum anlamını ifade ediyor. Yani ağır söz benden çıkmıyor, Allah-u Teala'nın emrinin ifadesidir. Kul ya eyyuhel kafir. Orada kul söylenmesin, bir sebebi bu. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'la
Hazreti Harun Aleyhisselam'ı Allah-u Teala Firavun'a gönderirken وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا siz ikiniz ona yumuşak sözler söyleyin diye emir buyurdu Allah-u Teala. Niye? Hazreti Musa Aleyhisselam zaten çok sert yapılı bir peygamber. Çok sert yapılı, sinirli, böyle çok güçlü, kavim bir insan. Celal sıfatının daha çok tecelli ettiği bir insan. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha halim selim bir insan. O yüzden Peygamberimize de ki ey kafirler diye konuş onlara diyor. Ama Musa aleyhisselama diyor ki böyle yumuşak sözler söyle diyor. Çünkü zaten sert Musa aleyhisselam. Peygamberimiz de çok yumuşak. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّهُ مِنْ حَوْلِهِ Allah-u Teala sana acıdı da, merhamet etti de, yumuşak huylu bir insan oldu. Eğer sen sert yapılı olsaydın, katı bir insan olsaydın, kafirler, insanlar etrafından kaçışıp giderlerdi diyor. Yani, demek ki esas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de olan vasıf nedir? Yumuşaklık vasfıdır. Ama burada yerine göre de kesin çizgilerin konulması gerekiyor. Burada sert bir tavır ifadesi vardır yani kafirlere karşı. O yüzden demek ki Müslüman nerede ne konuşacağını bilecek. Bizim için esas olan rıfk ile muamele etmektir. Yumuşak huyluluk esastır. Fakat yerine göre de artık taviz verilmeyecek, hoş görülmeyecek yerlerde ise kesin tavır koymamız gerekiyor. Mesela bir insanın ameli hususta hataları olabilir değil mi? Fakat itikadi yönden gelin biraz bizim Rabbimize, bizim taptıklarımıza tapın, biraz da biz sizin taptıklarımıza tapalım falan dersen burada artık kesin bir tavır konulması gerekiyor. Çünkü artık bu itikadi bir mesele. Allah-u Teala asla kabul etmiyor. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakla batılı birbirine karıştırmaya Allah-u Teala asla muvaffakat göstermiyor. İzin vermiyor. Yani buradaki tavır aslında çok sert bir tavırdır. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Ey kafirler! Aslında burada ya, ey, he, üç edat kullanılıyor. Bunlarla ilgili tefsir kitaplarında tafsilatlı açıklamalar var. Mesela bir görüşe göre Hazreti Ali radıyallahu anh'a rivayet nispet edilen bir tefsire göre ya insanın nefsine ey ruhuna hitap ediyor. He de bedenine. Bundan başka farklı yorumlar da var. Uzağa, yakına hitap, ha, tembih için kullanılır diye görüşler de var. Yani buradaki vurgu, yani ey kafirler derken, mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'ın tefsirini göz önünde bulundurursak, onu dikkate alırsak, ey kafirler derken onların ruhlarına, nefislerine, bedenlerine hitap oluyor. İşte ya uzağa, ey yakına hitaptır, her de tembihtir tefsirine göre ise ey uzaktaki kafirler, ey yakındaki kafirler artık uyanık olun, kendinize dikkat edin. Burada bir uyandırmaya teşvik, gaflet uykusundasınız. Yani görünüşte uyumuyorsunuz, dünyalık hususunda kimse uyumuyor ama ahiret kazançları hep geçip gidiyor, fırsatlar elden geçiyor, çok büyük kazançları kaybediyoruz. O yüzden bir ikazdır, ha derken. Tabii bu sure-i kerimede kafirler için kullan. Ya eyyühelle kafirun, kul ya eyyühel kafirun, ya eyyühellezine amenu devam. Kur'an-ı Kerim'de çok miktarda değil mi? Ey iman edenler. Ya eyyühe. Hepsine meallerde biz ne diyoruz? Ey deyip geçiyoruz. Ama bedene, ruha, nefse hitap vardır aslında oralarda. Çünkü insan bedenden, nefisten
efendim ruhtan müteşekkil, hepsini uyandırıyor. O ha bir tefsire göre ikazdır, uyandırmadır, gaflette kalmayın, buraya bakın, beni dinleyin gibi dikkat çekici bir edat. Burada da bütün kafirlere hitap ediyor, ey kafirler. Tabi bütün dediği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o esnada gelip müracaat eden ve bu teklifte bulunanlar en başta onlardır. El kafirun, buradaki el-iflam takısı onu ifade ediyor. Yani tüm kafirlerdir diye söyleyemeyiz. Niye? Çünkü Allah-u Teala peygamberin diliyle diyecek ki la e'budu, ben ibadet etmeyeceğim. Ma te'budun, sizin ibadet ettiğiniz şeylere şu anda. Ve la entum abidune ma e'bud, şu anda siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz. Yani bir de gelecek zamanda söyleyecek. Ve la ene abidun, ben ibadet edici değilim. Gelecek zamanda ma abettum, sizin ibadet ettiklerinize, yani şu anda ben ibadet etmem diyorum, gelecekte de ibadet etmem diyorum. Ve la entum abidune ma a'bud, gelecekte de siz bizim benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. Bu şekilde Allah-u Teala hem şu anda hem gelecek zamanda. Şimdi biz herhangi bir kafire bu ayeti şamil kılabilir miyiz? Siz ibadet etmeyeceksiniz, şimdi de etmezsiniz, gelecekte de etmeyeceksiniz diyemeyiz. Çünkü biz bilmiyoruz. Gelecekte kim iman edecek, kim imansız bilemiyoruz. Ama ayeti Allah-u Teala indirdiği için o zaman da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu teklifte bulunanların ahirete imansız gideceğini Allah Celle Celaluhu bildirmiş oluyor. İşte bunlar kimdir? Velid bin Mughire, As ibn-i Vail, Esved ibn-i Muttalib, Ümeyye ibn-i Halef gibi kişiler. Bizim görevimiz şu anda insanlara dini tebliğ etmektir. En güzel şekilde Allah-u Teala'nın dinini insanlara sunmaktır. Değil mi? Zaten siz kafirsiniz, sizden adam olmaz, haşa. Öyle diyemeyiz. Çünkü bizim de imanla mı ahirete gideceğiz, imansız mı gideceğiz bilmiyoruz. Veya en azılı gözüken kafirin yarına iman edip etmeyeceğini biz bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala bildiği için onlara bu şekilde ey kafirler, siz iman etmiyorsunuz, etmeyeceksiniz de diye böyle bir hitapta bulunmuş oluyoruz. Şimdi ibadet nedir? Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Abd nedir? Değil mi? Abd kul demek. Yani köle demek yani. Mesela Türkçe'de kul köle kullanılan bir kelime değil mi? Bir insan Allah'ın kuluyum dediği zaman yani kölesi olduğunu kabul ediyor. Nasıl ki bir köle efendisinin karşısında ne durumdaysa ben Allah-u Teala karşısında o durumdayım. Yani Allah-u Teala'nın emirleri karşısında ben boynum bükük bir haldeyim. Bunu kabullenmiş oluyorsun Allah'ın kuluyum dediğiniz zaman. Nasıl ki bir köle efendisinin her emrini yerine getirmekle mükelleftir ve emrine sadece emri karşısında yapacağı, göstereceği tutum verilen emri yerine getirmektir. Bir köle efendisinin emrini tefsir etmeye, tevil etmeye, burada şunu demek mi istediniz, bunu demek mi istediniz kalkışamaz. Veyahut da böyle yapmayan da yeni bir alternatif sunabilir mi? Sunamaz. Denileni yapar. İşte biz Allah'ın kuluyuz dediğimiz zaman Allah-u Teala ne derse onu yaparız. Bunu kabul ediyorum anlamındadır. İşte biz ibadet etmeyiz, siz ibadet etmezsiniz. Ayette söylenen bunlar. Burada esas anlamamız gereken konulardan birisi de İslam'ın kendine has bir özelliği vardır. Yani biraz İslamiyet, biraz gayri İslami, İslam dışındaki bu Hristiyanlık olabilir, Yahudilik olabilir, başka bir inanç olabilir.
dinsizlik olabilir. Hepsini harmanlayalım. Yeni bir şey ortaya çıkaralım. Ki bugün zaten öyle bir durum sanki ortada varmış gibi birçok insanın hayatında. Adı Müslüman, yaşayış tarzının hiç İslam'la bir alakası, ilgisi olmayacak derecede uzak. Hem Müslümanım deniliyor, yaşayış tarzı bütünüyle İslam'dan uzak. Bu nasıl Allah'a kul olmak? Yani bu Sure-i Kerime'de söylenen Müslüman kesin çizgilerini yeri geldiği zaman belirlemesi gerekiyor. Yani insan ameli hususta hata edebilir, yanlış yapabilir ama itikat hususunda asla. Yani Müslümanın asla dediği yerler olması lazım. İşte bunlar da böyle itikat konularıyla alakalı olan yerlerdir. Bazı insanların kafirlikleri küfr-i inadidir. Yani bile bile adam kafir oluyor. İnaden. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak Resul olduğunu bu Mekkenlileri gelenlerinin hepsi biliyorlardı. Değil mi? Çünkü asla yalan söylememiş. Kimseyi dolandırmamış. Kimseyi kandırmamış. Doğruluktan asla ayrılmamış bir insan. İnsanları aldatmayan bir insan, insanlar namına yalan söylemeyen bir insan, Allah namına nasıl yalan söyleyebilir? Onu da asla yapmaz. Fakat burada ne oluyor? İman etmek onların bazı hayat tarzlarını değiştireceğini onlar biliyorlardı. Çünkü adamlar ağadır, beydir. Ya şimdi biz iman edersek kölelerle aynı hizada duracağız. Saf, aynı safta namaz kılacağız. Aynı yerde oturacağız. Bunu kabullenmek istemiyorlardı. İşte o yüzden bu onlara zor geliyordu. Fakat şimdi Mekke müşriklerinin çok kötü halleri olmasına rağmen, tavır ve davranışları, ahlakları kötü olmasına rağmen çok güzel vasıflar da vardı. Mesela bir hususta söz verirlerse asla o sözlerinden caymazlardı. Şimdi bunlar biliyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka mahmudun bir hak yoktur. İlahımız odur. Biz, o bizim ilahımız. Biz onun kölesiyiz. Dediği zaman birçok daha önceki ahlaklarından, örflerinden, adetlerinden uzak kalmalarının gerektiğini biliyorlardı. Şimdi biz Allah'ın kuluyuz dediğimiz zaman neyi ifade ettiğimizi biz anlıyoruz diyorlardı. Ve bu nefislerine ağır geliyordu. Bir kere böyle bir sözü söyledikleri zaman da o sözde durmaları gerekiyordu. Ama zamanımızın insanlarının en bariz özelliklerinden birisi söz vermek, laf konuşmak çok basit. İşime gelmezse de sonra terk ederim ne olacak ki diye düşünüyor. İşte bu Mekke müşriklerinde yoktu bu huy. Bir söz verdikleri zaman yaparlardı. Yoksa niçin bu kadar mücadele edeceklerdi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tuzağa düşürürlerdi. Mesela Mekke'de hiçbir münafık yoktur. Mekke'de münafık yok, Medine'de var. Yani dilimizden biz de Müslüman olduk deriz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da gene biz bildiğimizi yaparız falan tarzında hareket yapan hiçbir Mekke müşriği yok. O yüzden böyle mücadele ediyorlar. Siz bizim inandığımıza inanın, biz sizinkine ibadet edelim. Hangisi de daha çok hayır görürsek o tarafa yöneliriz falan diyorlar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de keskin çizgilerle bunu kabul ediyor. Tabii bu İslam'ın ilk zamanlarında Müslümanlar çok güçsüz, kafirler Müslümanları kendi yollarına çekmeye çalıştıkları zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem. Dikkatinizi çekiyor mu? Hep sizin ibadet ettiğinize biz ibadet etmeyiz demiyor. Ben ibadet etmem. Çünkü o zaman da itikat konularıyla ilgili ayetler nazil oluyor.
ibadetlerle alakalı ayetler Medine döneminde nazil oluyor. Yani mesela 5 vakit namaz ibadeti farz olmamış o zaman. Efendim oruç tutmak farz olmamış. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsında ibadet ediyordu. Diğer müminlerde böyle namaz, oruç ibadetleri farz olarak işlenilmiyordu. Sadece işlenen konu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İnsanlar inanca davet ediliyordu. Buna inanın deniliyordu. Putları reddedin deniliyordu. O yüzden ibadet eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek olduğu için ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem, sizler de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz denmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emrediliyor. Lekum dinukum. Sizin dininiz sizedir. Veliye din, benim dinim de banadır. Yani siz kendi dininizle meşgul olun. Bize karışmayın. Biz kendi yolumuzda yürüyoruz. Din yol demek. Gidilen yol, örf, adet manalarına da gelir. Tabii bu ayet-i kerimeler İslam'ın söylediğimiz gibi ilk zamanlarında inen ayetler ve hâzâ kable en yu'mera bil harbi. Harple emredilmeden önceki bir emirdir. Yani cihatla ilgili, mukateleyle ilgili ayetler nazil olmadan önce Allah-u Teala'nın indirdiği bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri insanlara sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluklar da nasıl gelişiyor? İnsanların gücüne göre. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. İnsanlar ancak Allah-u Teala'nın teklifi sadece güçlerine göre. Allah kimseye, hiçbir şahsa gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef kılmaz. Tabi o zaman Müslümanlar zayıf olduğu için cihad emri yoktur. Sizin yolunuz size, bizim yolumuz bize denilmiş. Fakat Medine döneminde cihad ayetleri nazil olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de kafirlerle asla cihat, fiili bir cihat yapmamış. Medine döneminde 2 yıl izin verilmemiş. Yani 15 yıl hep kafirler sürekli Müslümanlara zulmetmişler, haksızlık etmişler. Hep Müslümanlara inen ayetler sabırlı olun, müsamahakar olun, işte hoşgörülü olun tarzında ayetler nazil olmuş. 15 sene sabırdan sonra artık Allah-u Teala izin vermiş kafirlerin saldırılarına cevap vermek üzere. Bu ayetler indiğinde de tabi cihat, fiili cihat emri verilmediği bir zaman sizin dininiz size, bizim dinimiz bizedir. Herkes yolundan gitsin. Böyle müşterek biraz Müslümanlık, biraz putperestlik karışımıyla oluşan bir dinin yaşanmasını, böyle bir şeyin kabul edilmesi Allah Celle Celaluhu asla kabul etmiyor. Bu sure-i kerimeden bunları anlıyoruz. Cenab-ı Mevla ve Tekaddes Hazretleri istifade etmeyi cümlemize nasip ve esir eylesin. Lillahi Teala Fatiha.